Batillahi bala nerede bir yok ay bala. Mazlum ile vallahi bala billahi bala tillahi bala nerede bir yobaz görirem, nerede bir softa görirem, nerede bir molla görirem, korfirem bala korfirem bala korfirem. Dalgalı fikirlerinden, riyata sikirlerinden. Bitti, 95 hektarlı geldi. Ne var sen? Ben başkanım, nerede olduğunu bilmiyordum. Ya biliyorsun. Başkanım, orayı 95 hektara getirdiğiniz zaman olmaz. 95 hektardan ben size mera olan yerden talebim olmadı. Ama sanayi için, dedik mi öncesinde? Sanayi için yer talebin oldu. Oldu tabii ki yani. Ben sanayi için... Önce bir dürüst bir koyalım ortaya. Sanayi için yer, Aksköy sanayisi için benden yer istedim. Talebim niye oldu? Oradaki üyelerimizin talebi size vardı. Tamam. O talebi ben... Yani bunu senin siyasi manevra kurtarmak için yaptığını şu an herkes anlıyor. Daha fazla zorlama kendini. Başkanım ben siyasi manevra... Zorlama. Ben yer istedim. Tamam. Ve 95 hektar diye bildiğin yerden istedim. 95 hektar dediğin yerden mera alanı. Bitti. Başkanım bak siz burada siyaset yapıyorsunuz. Siz kendiniz siyaset yapıyorsunuz burada. Efendim. 95 hektarı söylemedim diyorum. Sen hala söyledi diyorsun. Ben yalan söylüyorsun. 95 hektar 95 hektar diye biliyorum. 95 hektardan bir metrekare yer istemedim. Ya bunu şey mi yapacağız? Bu açıkladığım sebeplerle Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak onaylamıyoruz. Bu cümleden olarak, son olarak şunu söylemek istiyorum. Bizler 3 yılı aşkın süredir burada birlikte mecliste çalışıyoruz. Birbirimizi yanlış anlamalarımız, gerektiğinde belediyeye gittiğimizde konuşmalarımızda birbirimizi farklı algılamalarımız olabilir. Ama Sayın Belediye Başkanımızın geçen mecliste söylediği sözlere açıklık getirmek adına kendisiyle geçtiğini iddia ettiği yola açıklık getirmek adına tekrar girmeyecek ve yapılan açıklamayı susturması yaklaşmak için söylüyorum. Savunmazsanız mahkum verilmemiştir. Hiç doğru değil. İfade etmekten mahkum bırakılmamıştır. Son olarak. Öyle düşmez o. Son olarak. Kişi kendini ifade etmiştir. Konuşmak düşer. Her konuda konuşmak düşer. Buna siz karar veremezsiniz. Buna siz karar veremezsiniz. Bütçe olarak konuşuyorsunuz. Sayın meclis üyelerim, ilçe yöneticilerim ve kıymetli basın mensupları, bugünkü toplanma amacımız geçen hafta mecliste belediye başkanımızın farklı bir konudan diğer bir konuya geçerek gereksiz bir gündem yaratmasıyla alakalı. Biz aslında hep projelerimizi, Gebze ile alakalı düşüncelerimizi ve Gebze ile alakalı ne düşündüklerimizi anlatmak için hep basının karşısına çıkmayı tercih ediyoruz. Ama geçen belediye başkanımız gereksiz bir gündem yaratmak üzere söylediği bir söylem üzerine de bu toplantıyı yapma kararı aldık meclis grubumuz ve ilçe yönetimimizde. Geçen mecliste Gebze Belediye Başkanı Sayın Zinur Büyükgöz, Millet İttifakı İyi Parti meclis üyemizin yaptığı bir eleştiri üzerinden kaçak bir çatı yapılmasının eleştirisi üzerinden o konuya gerekli cevabı vermeden hemen bizim grubumuza dönerek Büyükşehir Meclis Üyemiz Halil İbrahim Bey'in farklı bir istem yapması üzerinden mecliste bir anda gereksiz bir atmosfer yarattı. İyi Parti Meclis Üyemizin yaptığı eleştiride ya haberim yoktu, bir saat önce haberim oldu da ya ta 50 kilometre ötede köylü bir tane kümes yapıyor hayvanları için veya tarlada kıyafetini değiştirmek için kendine bir ufak bir kulübe yapıyor. Anında gidip onu yıkanlar, oraya müdahale edenler, oradan hemen haber olanlar nedense çarşının göbeğinde yapılan büyükçe bir kaçak çatıdan haberi
olmamakla kendilerini savunmaya kalktılar. Bu tabii çok da inandırıcı olmadı. Onun dışında Büyükşehir Meclis Üyemiz Halil İbrahim Bey'in mera alanlarından kendi ziyaret ederek Hasköy Sanayi Sitesi'ne yer istediğiyle alakalı da belediye başkanımızın Gebze'de olan bazı olaylardan haberi yok galiba. Biz kendini bir kere daha bilgilendirelim. Biz yaklaşık 8-9 ay önce grup sözcüğümüz ve Büyükşehir Meclis Üyemizle alakalı biz o alanları gittik, ziyaret ettik ve mahkemeye taşıdık bu yerleri. Mera alanlarının TOKİ'ye devriyle alakalı. Yani TOKİ'nin artık Gebze'ye çökmesinden, Gebze'de yer sahibi edilmesinden ciddi anlamda bizim ve Gebze halkının duyduğu rahatsızlığı dile getirdik. Ve bu konuyu grup sözcüğümüz Saide Hanım aracılığıyla ve meclis grubumuzla beraber mahkemeye taşıdık ve şu an süreç devam ediyor. Şimdi böyle bir şey, böyle bir hamlede bulunmuşken mahkemelik olan yerden böyle bir talepte bulunmak tabii ki de tezatlıktır. Bir ikincisi de Halil İbrahim Bey Hasköy Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanlığı sıfatıyla belediye başkanına bir ziyarette bulunmuş. Ve orada trafik sorunuyla alakalı görüşmeler yapılmış. Yani biz de siyasi parti ilçe başkanlarımızla, farklı siyasi parti ilçe başkanlarımızla veya belediye başkanlarımızla sohbet esnasında özel bir iki kelime de söyleyebiliyoruz. O samimiyetten ötürü. O hani karşıya güvenmekle alakalı. Demek ki çok da güvenmemek gerekiyormuş. Yani onların bize söylediği, bizim onlara söylediğimiz, Gebze ile alakalı paylaştığımız birçok özel durumlar oluyor. Yani şimdi her köşeye sıkıştığımızda, yok ilçe başkanı sen bugün bu sohbette bana bunu demiştin, yok işte sayın meclis üyesi bu sohbette sen bunu demiştin diyerek de, yani Gebze'nin bu kadar sorunu varken, bu kadar sıkıntısı varken, insanlar halen doğalgaz alamamışken, altyapı sıkıntısı varken, işçiler halen her sabah trafik sorunu yaşıyorken, Gebze sorunlar yumağına dönmüşken, yani kalkıp da böyle suni gündemlerle meclisi meşgul etmek hem oradaki bütün partilerin meclis üyelerine hem de Gebze halkına hakarettir. O yüzden yani insanların aileleri var. Bu insanların bir meslek hayatları var. Yani öyle laf at, çamur at, izi kalmazsa kendi kalır mantığıyla insanları zor duruma düşürmek gerçekten yıllardır bu kentte belediyecilik yapmış ve 2 yıldır da belediye başkanlığı yapan Zinnur Büyükgez'e gerçekten yakışmadı. Belediye başkanı kentte huzuru sağlar, rahatlığı sağlar, meclisi kasmaz. Ve her sıkıştıklarında nedense bir provokasyonla karşı karşıya geliyor. Geçmiş dönemlerde de her sıkıştıklarında Yaşar Bey işte CHP'lilere söz verilmesine kabul edemiyorum. CHP'li bir kadına söz verilmesini kabullenemiyorum. Farklı söylemler yaparak, kürsüden çıkarak provokasyonlarla her sıkıştıklarında meclis gündemini meşgul ediyorlar. Geçenki sıkışmalarında da bu konuda böyle olmuştur. Yani belediye başkanı Kayhan Özler'e cevabını veremediği soru üzerinden farklı bir konuya atlayarak tamamen meclisin gündemini değiştirmeye çalışmıştır. Ama bu konunun hiçbir inandırıcılığı yoktur. Birazdan meclis üyemiz de zaten konuyla alakalı detaylı bilgiyi paylaşacaktır ve dün mecliste basından arkadaşlar da oradaydı, dikkatinizi çekecek bir söylem yaptı. Belediye başkanı orada dedi ki ya işte mera alanlarından istemediğini söyle ben de bunu kabulleneyim. Madem ki mera alanlarından istemediğinden emin değilsin veya eminsin de geçen meclis toplantısında niye direkten mera alanları diye söyledin. O zaman de ki Halil İbrahim Bey böyle bir talebiniz olmuştu da ya siz mera alanlarından mı istemiştiniz deseydin o zaman doğru cevabı alırdın. Ama sen geçen meclis toplantısında mera alanları diye üzerine basa basa söylüyorsun ve bu mecliste de diyorsun ki mera alanlarından istemediğini söyle ben de seni haklı kabul edeyim. Sen misin? Yani haklı veya haklı olup olmadığına sen mi karar vereceksin? Tabii ki de hayır. Yani Gebze kamuoyu, Gebze basını bu olayın üzerinde durmuştur. Herkes konudan haberdardır. Ve meclis üyemizin de şimdiye kadar ne mesleğiyle alakalı ne şu an bulunduğu görevle alakalı herhangi bir kendini sıkıntıya sokacak veya partimizi zora sokacak bir işin içinde olmamıştır. Bu saatten sonra da olmayacaktır. Yani kalkıp da
bir belediye başkanı sen bunu dedin, sen bunu istedin diye de kimse senin söylemine yola çıkaraktan böyle bir yargılama yapmaz. O yüzden senin aslında bu sorunlardan daha çok Gebze'nin sorunlarıyla ilgilenmen lazım. 1,5 yıldır ben ilçe başkanı olarak her platformda, canlı yayında olsun, yazılı basında olsun, kent meydanında olsun, açılışlarda olsun, Zinnur Büyükgöz'ün bu kenti tek ortak yönetim anlayışını oturtturabilmesi için diğer siyasi parti ilçe başkanlarını ve diğer siyasi parti yöneticilerini dikkate alması lazım. Ya ayda bir kere diğer siyasi partilerin ilçe başkanlarını da toplar. Bizim belediye başkanına ulaşmakla veya ulaşamamakla alakalı problemimiz yok. Meclis grubumuz var. Biz belediye ile alakalı durumları meclisimize aktarıyoruz ve bu vasıtayla iletişimi kurabiliyoruz. Ama bugün Gebze için mücadele eden birçok farklı siyasi parti var ve grupta temsilcileri yok. Belediye önergede bulunmak istiyorlar. Belediye başkanıyla birebir irtibata geçmek istiyorlar. Ayda bir kere belediye başkanı diğer siyasi parti ilçe başkanlarını toplasa, bir araya getirse, Gebze'nin sorunlarını konuşsa, Gebze'nin gerçekten birçok sorunu var. Yavuz Selim mahallesinde daha 2 hafta önce asfalt döktüler. Dün ben caddeyi boydan boya takip ettim. Ya ne logar var, ne herhangi bir gider var. Şimdi sen o kadar asfalt oraya döktün. Alt yolun kenarında da hemen gece kondular var. Şimdi ne olacak? Yarın yağmur yağdı mı, sel aktı mı su nereye gidecek? Yolun kenarındaki gece kondulara gidecek. Başkanım, konu dağılmaması açısından burada sormak istiyorum. Yani bir sanayi sitesinin başkanı veya bir meclis üyesi veya bir STK başkanının belediye başkanından diğer istemesi kadar sıkıntı varsa doğal bir şey yok. Evet. Burada sanki benim anlayamadığım bir şey var. Sanki gayri yasal bir şey varmış gibi Tabii. Bir şey oluşturmaya çalışıyorum. Ben bunu anlamadım. Yani İbrahim Bey'in Hasköy Sanayi Sitesi Başkanı olarak belediye başkanından yer istemesinden gayri yasal, yani bu meclis üyesi olarak da isteyebilir, Hasköy Sanayi Sitesi Başkanı olarak da isteyebilir. Yani bunda bir yasal olmayan veyahut da el altından farklı bir şey değil mi? Ya tabii ki de şimdi hukuksuz bir şey yok ki. Madem ki öyle bir durum var, o anda uyar İbrahim Bey'i. De ki ya İbrahim Bey, sen benden meri alanlarından istiyorsun. Bu yanlış bir şey de oradayken uyar. Yani bunu çok dediğiniz gibi çok büyük bir suçmuş gibi, sanki çok büyük bir şey olmuş. Ya zaten hani insanları zan altında kalmak ama gerçekten Gebze Belediye Başkanı'na böyle bir itham yakışmıyor. Sonuçta bu insanların siyasetin dışında bir aileleri var, uğraştıkları işler var, yöneticilik yaptıkları kurumlar var. Yani Gebze kamuoyunda sen bu insanları nasıl böyle zan altında bırakırsın ya? Her seferinde günahtan bahsediyor, insan hakkından bahsediyor. Bunun vebalini nasıl çekeceksin şimdi sen? Hadi bu dünyada bir şekilde insanları bir şekilde inandırabilirsin ama öbür dünyada nasıl bunu hesabını vereceksin? Sonuçta insan hakkına giriyorsun. Olmadık bir şey olmuş gibi gösteriyorsun. Veya dediğiniz gibi farklı kurumların başkanları gidemeyecek mi ya? Yani Gebze Belediye Başkanı'ndan yer talep etmek gibi, bir şeyler talep etmek gibi veya bir şeyler istemek kadar doğal bir şey yok. Sonuçta yani bu illegal bir şey mi? Yarın öbür gün vatandaş bize de geliyor. Tapu sorunuyla alakalı geliyor veya işte kurumlar yerle alakalı geliyor. Biz şimdi bunu belediye başkanına taşıdığımız zaman suçlu durumda mı olacağız? O yüzden çok gereksiz bir gündem yaratmıştır. Ne Gebze kamuoyu ne de partimiz böyle bir olayın olduğuna hiçbir zaman inanmamıştır. Kalkıp da bir belediye başkanının da sırf suni bir gündem oluşturarak belediye meclisinin gündemini değiştirebilmek adına böyle bir itham olmuştur. Ben diyorum ki yani gerçekten yazıklar olsun, hani yakışmadı. Yıllardır bu kente hizmet ettiğini söyleyen, 2 yıldır da belediye başkanlığını yapan belediye başkanına böyle bir söylem şey yapmadı. Çünkü artık süreçte zaten sıkıştıkları zaman hep iftirayla gidiyor. Biliyorsunuz geçenlerde de işte hani gündem hemen dağılmadan örnek vereyim. Anayasanın ilk 4 maddesi ile alakalı. Anayasanın ilk 4 maddesini yazan, gelenekten gelen, o inançtan gelen insanlara karşı istememekle suçlanıldı. Bu da böyle. Ama bu kent böyle yönetilmez. İlk seçimde Türkiye'nin nasıl yönetileceğini, 2024 seçimlerinde de belediyenin halkla ortaklaşa nasıl yönetildiğini, eğer Zünnur Bey belediye başkanlığını kaybettikten sonra bu kentte kalırsa ona da göstereceğiz. Bu kent nasıl ortaklaşa herkesin huzur içinde yaşadığını Gebze'ye göstereceğiz diyorum. Ben teşekkür ediyorum katılımlarınızdan ötürü.
Ya bir cümleye istinaden bir şey soracağım. Tabii. Ne partimiz ne kamuoyu böyle bir olayı vardı da inanmadı dediniz. Ama evet. Kıyamet de bir parti tabanından koptu ekseri. Ya şimdi tabii sosyal medya üzerinden tabii ki de... Ya bir bana şahsında burada ben bu konuyu eleştiren bir AKP'ye denk geldim. Evet. Yani sosyal medya üzerinden eleştiriler bize de geldi, ekran görüntüleri, partilerimizin duyduğu rahatsızlıklar, yani o paylaşımlardan ötürü duyulan rahatsızlıklar bize de geldi. Ama şimdi herkesin kendi sosyal medyası, hani sosyal medyanda niye böyle bir paylaşım yaptın diye insanları yargılayamayız ama sonuçta ekran görüntüleri var. Parti kanallarında da bunu nasıl çözüme ulaştıracağımızı il yönetiminde, ilçe yönetiminde ve meclis grubumuz arasında bir değerlendirme yapacağız bu konuyla alakalı. Ben şimdi sözü İbrahim Bey'e bırakıyorum. Katılımlarınızdan ötürü de teşekkür ederim. Önce bir sizi karşılayayım, ondan sonra oturmayı istiyorum. Sayın Basın, Sayın İlçe Başkanım ve Meclis Üyelerim. Mecliste yaşanan bir konuşmadan ötürü bir basın açıklaması yapacağım. Onun için basın açıklamamı okuyacağım. Oturmamı müsaade ederseniz oturarak okumak istiyorum. Gebze basına. Gebze Belediye Meclisi 2 Mayı Olağan Toplantısı 1. Birleşiminde Gebze Belediye Başkanı Zindir Büyükgöz'ün bir süre önce Hasköy Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı sıfatıyla kendisine gerçekleştirildiğim ziyarette söylediğimi iddia ettiği cümleler tamamen asılsızdır. Ve maalesef sanayiye çevrilen Balçık Mera alanından şahsım adına yer istediğime dair bir takım kötü niyetli iddia ve söylemlere dayanak alınmıştır. Meselenin özü, gerçeği şudur. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı'nın sanayi ziyaretinde yapılan toplantıya Hasköy Sanayi Sitesi adına başkanı olarak katılmıştım. Bu toplantıda sanayide bulunan üye ve çalışan arkadaşların sorunları konuşulmuştu. Bu sorunlar içinde en önemlisi sanayinin tek giriş çıkışı olması nedeniyle Terminal Caddesi'ndeki trafik ışıklarından sanayi yoluna geçişte trafik sorunu yaşandığı dile getirilmiştir. Bunun üzerine Sayın Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Ulaşım Dairesi'ne verdiği talimatla bir ulaşım planı düzenlenmesi yapılmıştır. Ulaşım Dairesi bir proje hazırlayarak Gebze Belediyesi Osman Hamdi Bey salonunda tanıtım programı yaptı. Bu toplantı sonucu ufak tefek değişiklikler yapılarak sanayiye ikinci bir çıkış yerinin düzenlenmesi yapılmasına karar verildi. Bu planın uygulanmasında başlandığı bir cumartesi günü ekip şefi Yakup Akyüz beni arayarak Terminal Caddesi'nden sanayiye giden 1180 sokağın ortasından yapılacak olan refüje bu yola cephe dükkanlarının izin vermediğini bildirdi. Ben de Hasköy Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı sıfatımla burada yaşanan trafik sorununu Gebze Belediye Başkanı ile görüşmek için randevu istedim. Trafik sorunu için belirlenen ikinci çıkışta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ekiplerinin çalışmakta olduğu Terminal Caddesi'nden sanayiye giden yolda çalışma yapılmadığı konular hakkında görüşmeler yaptım. Bu görüşme esnasında sanayinin diğer sorunları hakkında fikir alışverişi yapıldı. Sanayide çalışan üyelerin sanayi alanının yeterli gelmediği, trafik sorunlarının arttığı, sanayinin şehir merkezine yakınlığı da göz önüne alınarak yeni planlama yapılan bölgelerden takas yoluyla yer verilmesinin de alternatif olarak düşünülebileceğini dile getirdiklerini kendisine söyledim. Bu çerçeve dışında kendisi ile herhangi bir konuşmam olmadı. Görüşme esnasında Balçık Köyü planlama alanında yer alan Mera'dan sanayiye çevrilen alan ile ne şahsım adına ne de başkanı olduğum sanayi sitesi adına yer verilmesi talebim olmadığı gibi konuşmada bu alanın bahsi dahi geçmemiştir. Kaldı ki Hasköy Sanayi Sitesi'nin bulunduğu alan Balçık planında planlama bölgesinde yer alan yerlerden daha merkezi, ulaşım imkanları daha iyi konumda yer almakta olup kıymet olarak daha değerli bir alandır. Balçık Köyü planlama bölgesinde yer alan Mera alanının sanayiye çevrilmesine ilişkin
planlara Kocaeli Büyükşehir Meclisi sıfatıyla red yönünde şerh veren, planlar askıya çıktığında Gebze Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı, İlçe Başkanım Gökhan Orhan ve Grup Başkan Vekilim Gebze Meclis Üyesi Saide Arslan Çalışkan ile birlikte askıya çıkan planlara itiraz eden, itirazın Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından reddi üzerine Grup Başkan Vekilim ile birlikte Kocaeli İdare Mahkemesi'nde planların iptali için dava açan biri olarak MERA alanından yönetim kurulu başkanı olduğum sanayi sitesine yer belediyesi talep ettiğimi iddia etmek abesle iştigaldir. Belediye başkanının bu eylemi MERA alanlarını korumak adına verdiği mücadeleyi değersizleştirmeye yönelik iftira niteliğinde sözler olup MERA alanının sanayiye çevrilmesine, imara açılmasına dün de karşıydım, bugün de karşıyım ve her zaman da karşı olacağım. Bu iftiralar benim mücadelemden vazgeçiremeyecektir. Sayın Belediye Başkanı meclis toplantısında meclis üyesi Kayhan Özler'in gündeme taşıdığı konuyla ilgili bir bilgi sahibi olmamasından kaynaklanan yönetici zafiyetini perdelemek adına kendisiyle Hasköy Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı sıfatıyla yaptığım görüşmeyi çarpıtarak iftira siyaseti yapmıştır. Öte yandan Hasköy Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı sıfatımla gerçekleştirdiğim bir ziyareti CHP'ye mal etmesi de o ziyaretin meclis toplantısında konudaki zafiyetini perdelemek adına çarpıtarak şahsıma iftira atarak aktarması da kendisine yakışmamıştır. Öte yandan Balçık Mahallesi'ndeki MERA alanının sanayiye dönüşmesine yönelik itiraz CHP içinde sadece şahsıma değil, konu Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu'nda gündeme geldikten sonra komisyonda ilk itiraz komisyonu üyemiz Orhan Tanış tarafından yapılmış, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi'nde CHP grubunun tüm üyeleri planlara red yönünde oy kullanılmış, gerek komisyon ve meclisteki gerek askı sürecindeki itirazlarımız reddedilince konu şahsım ile birlikte Gebze Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Saide Arslan Çalışkan tarafından yargıya taşınmış olup yargı süreci devam etmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu da bu hukuki süreci sonuna kadar takip edecektir. Son olarak hakkımda ve dolaylı olarak aslında diğer belediye meclis üyelerini ve ilçe başkanlarımızı kapsayan iftira ve karalamalara karşı da gereken tüm hukuki girişimler tarafından yapılacaktır. Evet. Başkan, dersten bir soru. Bu kaçak inşaatın durumu neydi? Bu saatte baktınız. Şu an şey durdurulmuş durumda. Şöyle belediye başkanı şey dedi mecliste. Yapı kayıt belgesindeki ölçeklere getirilecek dedi. O durumu da bize aktaran şahısla ben irtibata geçtim. Şu an inşaat durmuş vaziyette. Yani yapı kayıt belgesinin alındığı duruma getirildi mi o inşaat? Yani muhtemelen yıkım olacak. Çünkü ruhsattaki ölçülerle oradaki ölçüler şey değil, karar bekliyorlardır diye düşünüyorum. Evet. Siz bir şey söyleyecek misiniz? Ben de birkaç şey söyleyeyim. Hoş geldiniz öncelikle. Şimdi dün mecliste de plan bütçe ve performans programı ile alakalı söz aldığımda da konuya aslında açıklık getirmesi adına bir önceki mecliste belediye başkanının söylemleri, İbrahim Bey'in verdiği cevap aslında net bir şekilde ortadayken kamuoyunda ve özellikle de Aktan Bey siz söylediniz herhalde partimizin tabanından aslında çok da fazla bir kişi tarafından değil, birkaç kişi tarafından yapılan bir takım asılsız karalama ve iftiralar nedeniyle dün mecliste İbrahim Bey konuya ilişkin bir açıklama yapmak istedi. Ama belediye başkanı büyük bir öfke, büyük bir hakaret seline kapınarak İbrahim Bey'i konuşturmamak adına elinden geleni yaptı. Ve bir önceki mecliste açık beyan MERA alanı dediği halde sonrasında MERA alanları ile ilgili
olmadığı noktasında kendisinin de konuşmaları aslında farklı, yanlış hatırladığını ortaya koyan cümleler sarf etti. Şimdi Mustafa Bey dedi ki neden bu konu, neden bu gündem, neden böyle bir algı yaratılmaya çalışıldı? Şimdi çok ciddi bir rahatsızlık var. Sizlerle yapacağımız basın toplantısında da bu detayları anlatacağız ama önden kısa bir bilgi vermek ve Sayın Belediye Başkanı'nın tutumunu da ortaya koymak istiyorum. 20 yıldan fazla bir süredir Gebze'de yapılan ranta yönelik projelerin içerisinde Zinnur Büyükgöz muhakkak vardır. Bunlardan en büyük proje mermercilerdir. Mermerciler fuar alanıyla alakalı Zinnur Büyükgöz projenin baş mimarlarından biridir. Ve bunu da kendisi de açık bir şekilde söylemektedir. Ve bu mermercilerle alakalı alanda geçmiş dönemde bir meclis kararı alınmış ve plan notları değiştirilmiştir. Mermerciler alanında imalata engel olucu, bir takım yapıların yapılmasına engel olucu plan notları bu meclise, bir önceki meclise getirilmiş, Temmuz ayı meclisine getirilmiş ve yine Zinnur Büyükgöz aynı rant projesini devreye sokmaya başlamıştır. Konu Büyükşehir Belediyesi'ne gelmiştir ve burada da muhtemelen ki Zinnur Bey'in de dahil olduğu AKP meclis üyeleri tarafından bu mermercilerle alakalı plan notu değişiklikleri geçecektir. Ancak Zinnur Bey'in hesap etmediği bir durum var ve o da karşısına çıkmıştır ki biz Cumhuriyet Halk Partisi meclis grubu olarak Gebze'deki bu rant projelerinin önüne geçmek adına gerek mecliste gerek planlar meclisten onaylanıp geçtiği takdirde oy çoğunluğuyla askı sürecinde itiraz ederek gerek askı sürecinde yine kendi çoğunluklarına dayanılarak yapılan redlere karşı yargı yolu dahil her yola müracaat ettiğimiz için bir takım rant oyunlarının bozulmasına nasıl ki o bölgelerden tarım arazilerini, 2B arazilerini toplayıp sonra bir gecede onların ticarete dönüşmesini, sanayiye dönüşmesini sağlayarak rant elde edenleri kızdırdığımız gibi Sayın Zinnur Büyükgöz'ü de büyük bir öfke seline kapılmasına sebebiyet vermiş bulunmaktayız. Dünkü yapılan olay da budur. Siz bir laf söylediniz, karşınızda İbrahim Bey söylediğiniz o laf kamuoyunda farklı algılara sebebiyet verdi. Yine aynı mecliste geçen konuşmaya, yine aynı mecliste meclis üyesi bir açıklık getirmek istedi. Nedir bu sinir, nedir bu öfke, nedir bu? Kendi hemen hemen sizinle aynı statüde olan birine yönelttiğiniz bu hakaretseydi. Ki sanırım bu sözlerde Sayın İbrahim Bey tarafından değerlendirilip nasıl ki söylenen söz noktasında bir takım parti ya da kamuoyunda iftira niteliğindeki söylemlere sebebiyet verilmiş ve o söylemleri söyleyenlere karşı dava yoluna gidecekse Zinnur Bey'e karşı da sanırım aynı aksiyonu alacağını düşünmekteyim. Olay nettir, ortadadır. Gebze mera alanlarını, tarım alanlarını ranta açan kişinin hesap vermesi yerine bunları korumak adına mücadele eden Cumhuriyet Halk Partisi grubundan hesap sormaya hakkı yoktur. Biz o hesabı da kendisine sormaya devam edeceğiz. Bu arada Gebze'de olan inşaatla alakalı husus tek değildir. Yine sizinle basın karşısında yapacağımız basın toplantısında bir Pelitli dosyası açacağız. Bir orman arazisi işgal ediyor. Bir inşaat şirketi canı istediği şekilde ormana harfiyat döküyor ve bundan da nedense Gebze Belediyesi'nin haberi olmuyor. Şikayet edildikten sonra ve her şey bittikten sonra o harfiyat orman alanına döküldükten sonra sözde bu harfiyatla ilgili tutanak tutuluyor ve bununla alakalı da harç alınacakmış. Harfiyat dökmeyle ilgili, kaçak harfiyat dökmeyle ilgili. Yani talan
Yönetim zafiyeti bir yerde değil, birçok yerde ve biz her ay basınla buluşarak bu zafiyeti, bu talanı gözler önüne sereceğiz ve Zinnur Bey'in takipçisi olmakla kalmayıp kendisine dün söylediğimiz gibi yapmış olduğu yönetimdeki aksaklıkların daha iyi nasıl düzeleceği şekilde de önerilerimizi sunarak meclis süresince görevimizi, 5 yıllık görevimizi tamamlayacağız. Hepinize çok teşekkür ederim. Bir de şöyle bir algı yaratılmaya çalışıyor. Demin İbrahim Bey basın açıklamasında da söyledi ama yine o noktaya da bir dikkat çekmek istiyorum. Yani Hasköy Sanayi Sitesi sonuçta bizimle alakalı bir konu değil. Kendisi başkanı ama şunu da yani sanki hiç yeri yok. Hasköy Sanayi Sitesi sanki orada kiracı. Netice itibariyle onun da orada gayet kooperatifinde gayet değerli bir mülkü var ve sanırım oradaki üyelerin oradaki trafik sıkışması ve rahat çalışamamaktan kaynaklı yeni planlama bölgesinden buradaki çözüm, buradaki soruna çözüm bulmak adına bir önerisi var. Yani hiçbir şeyleri yok da sanki yer bedava yer isteniyormuş gibi bir algı yaratılmaya çalışılması da gerçekten bizim açımızdan aveste iştikal bir durum. Bunu da detaylandırmak istedim. Teşekkür ederim. Hayvan! Vallahi bala billahi bala tillahi bala. Nerede bir yobaz görirem, nerede bir softa görirem, nerede bir molla görirem. Porfirem bala, porfirem bala, porfirem. Dalgalı biçimlerinden, riyata siçimlerinden. Bitti, 95 hektarlı nerede olduğunu bilmiyordum. Başkanım, orayı 95 hektara getirdiğiniz zaman olmaz. 95 hektardan ben size mühere olan yerden talebim olmadı. Ama sanayi için dedik bir bölgesinde... Yer talebin oldu. Oldu tabii ki yani. Ben sanayi için... Önce bir dürüstlüğü koyalım ortaya. Sanayi için yer, Hasköy sanayisiniz için ben yer istedim. Talebim niye oldu? Oradaki üyelerimizin talebi size vardı. Tamam. O talebi ben... Yani bunu senin siyasi manevra kurtarmak için yaptığını şu an herkes anlıyor. Daha fazla zorlama kendini. Başkanım ben siyasi manevra... Zorlama. Ben yer istedim. Tamam. Ve 95 hektar diye bildiğin yerden istedim. 95 hektar dediği yerden nere alanı? Bitti. Başkanım bak siz burada siyaset yapıyorsunuz. Siz kendini siyaset yapıyorsunuz burada. Efendim. 95 hektarı söylemedim diyorum, sen hala söyledi diyorsun. Yalan söylüyorsun. 95 hektar istemedim. 95 hektar diye biliyorum. 95 hektardan bir kur, bir metrekare yer istemedim. Ya bunu şey mi yapacağız? Bu açıkladığım senetlerle Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak onaylamıyoruz. Bu cümleden olarak, son olarak şunu söylemek istiyorum. Bizler 3 yılı aşkın süredir burada birlikte mecliste çalışıyoruz. Birbirimizi yanlış anlamalarımız, gerektiğinde belediyeye gittiğimizde konuşmalarımızda birbirimizi farklı algılamalarımız olabilir. Ama Sayın Belediye Başkanımızın geçen mecliste söylediği sözlere açıklık getirmek adına, kendisiyle geçtiğini iddia ettiği yola açıklık getirmek adına tekrar girmeyecek ve Bütçe, bütçe olarak konuşuyorsun. Bütçeyi